Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'i... Cümlemizdeki sıcak çatışmalar buradan... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yani Gazi... Şu anda bizim de hissettiğimiz... Mutlu günler sevgili izleyiciler. Saatler 12.30'u gösteriyor. Ulusal Kanal ekranlarında gündemde öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika ile Ortak Harekat Merkezi'nin kısa sürede kurulacağını açıkladı. Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına ilişkinse kararlı olduğumuzun bilinmesini istiyoruz, dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dönen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika ile kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ile Müşterek Harekat Merkezi kısa süre içinde kurulacak diyen Milli Savunma Bakanı, koridorun derinliği 30-40 kilometre olmalı, bu konuda adım atılacağını tahmin ediyoruz ifadelerini kullandı. Bakan Akar, herhangi bir aksilik olduğu takdirde Türkiye'nin B ve C planlarının hazır olduğunun altını çizdi. Bunun Amerikalı muhataplara da iletildiğini belirten Akar, ortaya belirli bir süre koyduklarını da söyledi. Akar'ın bir diğer dikkat çektiği nokta da Doğu Akdeniz oldu, kararlılık mesajlarını yineledi. Milli Savunma Bakanı bu konudaki hak ve hukukumuzun koruma konusunda kararlı olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Gücümüzü, maksadımızı kimse test etmesin, bu bir tehdit değil diye konuştu. İzleyiciler, Mehmetçik yurt içinde de terör örgütü PKK'ya darbe vuruyor. Hakkari'nin Yüksekova kırsalında süren operasyonda 4 terörist öldürüldü. Van'da düzenlenen operasyonda terör örgütünün mühimmat depoları da imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde PKK'ya yönelik operasyonları sürüyor. Hakkari'de operasyonun adresi Yüksekova'ydı. Operasyon İl Jandarma Komutanlığı'nın Yüksekova kırsalında yapıldı. 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Hakkari'de operasyonlar sürerken Van'da terör örgütünün mühimmat depoları hedef alındı. Şehit güvenlik korucusu Halil Şipe operasyonu 9 ila 11 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı Çatak ilçesine bağlı Andiçen, Ulaşır, Surik mahalleleri kırsalında operasyondaydı. Teröristlerin sığınak, barınak ve malzeme deposu olarak kullandığı alanlar imha edildi. Teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu. Ve Şırnak'ta operasyon sırasında şehit olan 26 yaşındaki jandarma uzman çavuş Hakan Altınyurt son yolculuğuna uğurlandı. Şehit, Ankara'da düzenlenen cenaze töreninden sonra toprağa verildi. Şırnak'ın Besterdereler bölgesinde operasyon intikali sırasında uçurumdan düşerek şehit olan jandarma uzman çavuş Hakan Altınyurt'un cenazesi Ankara'da toprağa verildi. Şehit için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Ankara Valisi Vasip Şahin ve vatandaşlar katıldı. Kırıkkale'nin Derice ilçesine bağlı Hacı Obası köyü nüfusuna kayıtlı şehidin naaşı, ikindi namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından bir süre omuzlarda taşındı. Naaşın cenaze aracıyla geçişi esnasında şehidin kız kardeşi, "Kardeşim, bayramın mübarek olsun," diye seslendi. Şehit uzman çavuş Altınyurt'un naaşı daha sonra götürüldüğü Sincan Cimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi. Evet, terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar şu anda telefon attığımızda. Sayın Ağar, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Yeşim Hanım. Saygılar, iyi yayınlar.
Evet, Sayın Ağar. Ben siz duyuyorum, siz beni duyabilir misiniz? Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Hulusi Akar'ın açıklamalarını size de ileteceğim. Yurda ayağının tozuyla dönen Hulusi Akar, Amerika ile güvenli bölge ile ilgili bir açıklama yaptı. Öncelikle bu açıklama ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında yapılan müzakereler sonrasında evet bir şekilde bir uyumun olduğu ama gerek güvenli bölgenin genişliği ve derinliği, gerek bileşenleri, gerek kurgusu ve kimyası, gerekse kurulacak işte müşterek harekat merkezinin ne zaman kurulacağı, şimdi bunların hiçbirisi belirgin değildi. Tabii böyle olunca acaba yeni bir oyalanma süreciyle mi, engellenme süreciyle mi veya geciktirme süreciyle mi karşı karşıyayız veya uyutulma bir yeniden unutturulma süreci mi söz konusu? Şimdi bu anlamda Sayın Hulusi Akar'ın kurmuş olduğu açıklama önemli, anlamlı. Bir taraftan en kısa zamanda kurulacağını yenilerken bir diğer tarafıyla da eğer süreç istediğim bir şekilde gelişmezse bizim kendi ikinci ve üçüncü planlarımız devreye girer. Hatta kendi ortaya koyacağı, kendi başımıza da yapacağımız bazı faaliyetler söz konusu olabilir tarzında bir açıklaması oldu. Yani bu aslında hani konuyu takip eden kişiler açısından bir şekilde etkiye dair önemli göndermeler. Çünkü yani biz bu her bugün bu güvenli bölge üzerinden YPG PKK'nın kurmak istediği ve Amerika himayesinde kurulmaya çalışılan bu terör devletini engel alamazsak zimmen veya kerhen bir şekilde istemesek de bu terör devletini kabul etmiş olacağız. Şimdi bunun mutlaka engellenmesi gerekiyor. Eğer bugünün koşullarında bunu engelleyemezsek açıkçası bu zaten son derece geç kalınmış durumda. Bu nihayete erecek ve gözlerimizin içine baka baka erecek. O yüzden açıkçası son derece hassas, yüzünü şekillenmesini ilgilendiren, Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren son derece önemli bir güncel var karşımızda. Ümit ederim sonuçları bizim milli tezimizin uygulanmasıyla ortaya çıkar. Yoksa açıkçası ben süreci son derece hassas, bir diğer tarafı da tehlikeli görüyorum. Çünkü nihai kerteye gelmiş durumdayız. Bu nihai kertede ya müşterek olarak engellemek zorundayız ya da Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen engellemek zorundayız. Yoksa PKK devleti kurulmuş olacak efendim. Durum budur bence. BVC planlarında kararlı olduğunu da dile getirdi Akar. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Türkiye ne yapmak istiyor? Yani Türkiye bu noktada karşı karşıya kaldığımız zorluğun farkında bir ülke olarak açıkçası öncelikli olarak Amerika Birleşik Devletleri ile müşterek olarak bir saha etkisi ortaya koymak istiyor. Bu söz konusu olmazsa Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen bir harekat yapma eğilimi içerisinde. Şimdi bu tabii nasıl olur? Bununla ilgili tabii kurulabilecek de çok cümle var. Yani aşama aşama icra edilecek bir girme veya farklı alanlardan yapılacak girmeler, oluşturacak köprü başları ve bu köprü başlarından oluşacak tepkilere bağlı olmak üzere ileriye doğru derinleşen bir harekat. Yani bununla ilgili Türkiye'nin kafasında bir takım meselelerin olduğu, bir diğer tarafıyla da Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile anlaşması, Türkiye bir takım bölgesel ve küresel aktörlerle angajmanlara girebileceğini sanırım bu ifadelerle belli ediyor. Yani böyle bir durum var. Yani hem diplomasi ve uluslararası hukuk anlamında hem de yani sahadaki farklı projeksiyonlar anlamında Türkiye ikinci ve üçüncü planların olduğunu Amerika Birleşik Devletleri'nin Sayın Bakan ağzından ifade ediyor ve gönderiyor. Şunu da sormak istiyorum size. Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları ile ilgili de açıklaması vardı Hulusi Akar'ın. Kararlılık mesajı verdi. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Nasıl değerlendireceksiniz bu mesajı? Yani Türkiye'ye rağmen zaten bir oluşum var. Yani bu Doğu Akdeniz'de. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının çıkartılması ve paylaşılması konusunda. Türkiye'de kendi hem ekonomik münhasır bölgesi kapsamında hem de tartışmalı olan bir takım alanlarda bu faaliyeti
kendi milli menfaatleri doğrultusunda şekillendirmek istiyor. Yani buradaki kazanımları, yani buradaki enerji kaynaklarından mutlaka payını almak istiyor. Ve bunu yaparken de kimsenin hakkında gözü yok. Kimsenin de kendi hakkında gözü olmasını istemiyor. Yani böyle bir denklem de zorlu bir alan burası. Çünkü biz siz kurulmaya kalkıldı denklem. Yani Güneydoğu'ya baktığınız zaman İsrail ve Mısır Lübnan'ın yedeklerini almış bir şekilde oradan bir alan üretmeye çalıştılar. Kuzeybatı'ya baktığınız zaman Güney Kıbrıs'ın Cumhuriyeti ve Yunanistan üzerinden Fransa ve kıta Avrupa'sı. Hem müşterek hem de kendi içlerinde ekseller oluşturmaya çalıştılar. Şimdi burada Türkiye'nin hiçbirisinde Türkiye yok. O zaman Türkiye ne yapacak? Bir şekilde diğer kendi konuyla ilgili milli güç unsurlarını devreye koyarak hakkının gasp edilmesine engel olacak ve hakkını kazanacak. Şimdi bu anlamda son derece riskli bir şar zamanı. Yani riskli derken çünkü uluslararası hukuku da ona göre şekillendirmeye çalıştılar Yeşim Hanım. Evet. Yani Kuzey Kıbrıs Rum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayarak Rum kesimini Avrupa Birliği'ne alarak ve adam Türk kendisi alarak ve Türk kesimini işgalci olarak tanımlayarak bir uluslararası hukuk oluşturmaya çalışıyor ve bunun üzerine şu an bir anlaşma meşe içerisindeler, eğilim içerisindeler. Bu son derece riskli ve son derece şarjları açık. Nereye gidecek? Yani hep beraber göreceğiz. Şu an bu anlamda bir güç mücadelesi var. Bir kararlılık var. Türkiye bakalım burada nasıl bir sonuç alacak? Bunu hep beraber takip edeceğiz. Aslında şöyle de diyebiliriz. Siz şunu da eklemek isterseniz, belirtirseniz seviniriz. Dönüşü sırasında net mesajlar verdi dedik ama özellikle bu konuda Yunanistan'a uyarıları vardı. Bunu nasıl değerlendireceksiniz? Yani Yunanistan bir kere gerek kendi iç kamuoyunun zinde ve diri tutulması, gerekirse Batı dünyasından destek alınmasıyla ilgili hep Türkiye'ye karşı pozisyon almayı tercih eden bir ülke. Geçmişte de bunu yapmıştı. Ve bu noktada Batı dünyasının almış olduğu destekle beraber Anadolu'da bir maceraya girişmişti. Ve bunun bedeli onun için çok ağır olmuştu. Şimdi Türkiye bu tarihi derslerden de hareketle Kıbrıs gibi de bir yakın zaman örneği varken yani bu şekilde Batı dünyasının taşeronunu yapmak yerine beraber yaşamak zorunda olan iki müttefik, iki komşu gibi iki komşunun hukukuna uygun bir siyaset ve politikayı benimsemesi hem kendisi adına hem de Türkiye adına son derece iyi olur. Yoksa burada çıkacak ateş sadece Türkiye'yi yakmayacak. Asıl onu yakacak. Asıl en büyük sorun. Çünkü sonuçta Türkiye bu tür büyük yangınları, tehlikeleri sponsor edebilecek kadar güçlü bir ülke. Ama Yunanistan yani bu noktada Türkiye ile karşılaştırdığı zaman Türkiye'nin belki onda bir. Yani bu noktada sanırım çok dikkatli olmasına da fayda var kendi geleceği açısından efendim. Peki. Sayın Ağar, teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Teşekkür ederim efendim. İyi bayramlar dileyelim size. Evet, Çavuşoğlu'nun açıklamalarıyla devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Fırat'ın doğusu mesajı geldi. Afrin ve Cerablus'a yapılan harekatları örnek gösteren Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusundan da YPG, PKK'yı temizleyeceğiz. Burada kararlılığımızda hiçbir şekilde değişiklik yoktur diye konuştu. Dışarıdan gelebilecek tehdit ve sorun problemlere karşı da tedbirleri sağlamalıyoruz. İşte Fırat'ın doğusuyla ilgili süreçte adımlarımızı attık, kararlılığımızı gösterdik. Şunu söylüyoruz, ya birlikte temizleyeceğiz ya Türkiye buraya girecek, buradan da o teröristleri temizleyecek. Nasıl Afrin'den temizlediyse, nasıl Cerablus'tan DAEŞ'leri temizlediyse Fırat'ın doğusundan da YPG, PKK'yı temizleyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun temizlenecektir. Burada kararlılığımızda hiçbir şekilde değişiklik yoktur. Ve Amerika'nın da artık bizim mümbiş gibi oyalamaya sürecine girmesine de müsaade etmeyeceğiz. Bunu da açık söylüyoruz, kendilerine de söyledik. Orada maalesef sözlerini tutmadılar, açık konuşalım. Biz artık herkesin yüzüne doğruları söylüyoruz. Orada Amerika sözünü tutmamıştır, mümbişle oyalamaya girmiştir, doğru. Çünkü birlikte onayladığımız bir yol haritasını uygulama konusunda Amerika üzerine düşeni yapmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti ne söz verdiyse yapar.
İşte güvenilir millet ve devlet olmak, askeri güçleme ya da parayla olmaz. Verdiğin sözü tutacaksın, arkasında duracaksın ve yaparım dediğin zaman da yapacaksın. İşte Türkiye'nin farkı budur. Ve hepimizin yakından tanıdığı Eren Bülbül, 2 yıl önce bugün 11 Ağustos'ta şehit oldu. Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain pususunda şehit olan Eren Bülbül'ü rahmet ve minnetle anıyoruz sevgili izleyiciler. Eren'in yıl dönümü o kadar üzünlüyüm ki ben halen Eren'i bekliyorum. Daha 15 yaşındaydı. Bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla sıcak temas sırasında şehit oldu. Bu ağaçların oturacak onlara daha büyük sevgiler nasip eyle. Trabzon'un Maçka ilçesinde şehit olan Eren Bülbül için mezarı başında anma töreni düzenlendi. Ölünce bu ağaç anca biter. Çok büyük acı. Eren'in ailesi 11 Ağustos 2017'den yani 2 yıldır bayramları Buruk geçiriyor. Bayramların bizim için artık bir önemi kalmadı. Şöyle kalmadı. Eren'im olmayınca bayramlarımız Buruk geçiyor. Anma töreninde Eren'in tüm kardeşleri "İyi ki varsın Eren" yazılı 15 numaralı Trabzonspor forması giydi. Meşahane cennet olsun. İyi ki varsın Eren diyelim. Törene Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı, Maçka Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Adıgüzel ve vatandaşlar katıldı. Acılarımızın Arafat'ta vakfiye durmuş olduğu için... Mehmetçik Bayram'da da vatan nöbetinde Hudut Kartalları Kurban Bayramı'nın coşkusuyla kutladı sevgili izleyiciler. Hatay'ın Yayladağ ilçesinde Suriye sınırındaki 1750 rakımlı tepede bayram sevinci yaşandı. Mehmetçik önce komutanlarıyla bayramlaştı, ardından da aileleri ve sevdikleriyle telefonda hasret giderdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bayramın ilk gününde sınır hattındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajını iletti. Komutanlarımla ve arkadaşlarımla güzel bir bayram geçirmekteyiz. Mehmetçik bayramda da vatan nöbetinde. Sınırlarımızın bekçileri, Hudut Kartalları Kurban Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Bayramımız kutlu olsun. Sağ ol. Bayramımız kutlu olsun. Sağ ol. Hatay'ın Yayladağ ilçesinde Suriye sınırındaki 1750 rakımlı Taşınabilir Hava Radar Kıta Komutanlığı Şehit Hava Piyade Üsçavuş Furkan Yavaş Kışlası'nda bayram sevinci işte böyle yaşandı. Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı kutlu olsun. Keltepe Hava Radar Kıta Komutanlığı olarak şartlar ne olursa olsun bu önemli ve kritik vatani görevi icra etmenin haklı onur ve mutluluğu içindeyiz. Bayram namazı hep birlikte kılındı. Yemekler yendi. Ardından da Mehmetçik silah arkadaşları ve komutanlarıyla bayramlaştı. Aileleri tarafından bize emanet edilen Mehmetçiklerimize burada gözümüz gibi bakıyoruz. Onların da bir ailesi biziz. Ailelerine böyle vatansever evlat yetiştirdikleri için sonsuz şükranlarımı sunar, Kurban Bayramları kutlarım. Uzaktaki aileleri ve sevdikleriyle telefonda görüşen Mehmetçik, bayram vasıtasıyla hasret giderdi. Alo, anneciğim. Bayramı kutlu olsun. Ellerinden öperim. Sınırdan gözünü bir an olsun ayırmayan Mehmetçik, bayramda sevdiklerinden uzak olmanın burukluğunu yaşadı. Ancak vatanı korumanın gururu her zamanki gibi daha ağır bastı. Ailemden ve sevdiklerimden uzakta bayram geçirmenin burukluğunu yaşıyorum. Fakat burada vatanıma hizmet etmekten gurur duyuyorum. Hudut Kartalları sorumlu olduğu hava sahasında deyim yerinde ise kuş uçurtmuyor. Bölgedeki gelişmeleri 24 saat kesintisiz gözlemliyor. Bayramda da bu önemli görev onurla sürdürüldü. Milletimizin gözü arkada kalmasın. Biz 24 saat hudutlardayız. Bu hududun, bu vatanın bekçileriyiz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bayramın ilk gününde Hakkari'deydi. Sınırın sıfır noktasındaki birliği ziyaret eden Soylu, Mehmetçik'le bayramlaştı. Terörle mücadele destan yazıp, bu ülkeye, büyük milletimize pusu kuranlara aman vermeyen, bedel ödeden kahramanlarımıza selam olsun. Allah onları muhafaza etsin. Başta Bedirhan Bebek olmak üzere annesi ve tüm şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyor. Gazilerimizin önünde şükran ve saygıyla eğiliyorum. Üst bölgesinde incelemelerde bulunan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Erdoğan'ın bayram tebriğini Mehmetçi'ye işte böyle ulaştırdı. Malum bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa... Vatan anlayışıyla burada yürüdüğünüze inanıyorum. Tekrar bayramınızı tebrik ediyorum. Ailelerinizle beraber
nice mutluluklara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Sağ olun, var olun. Ve Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasete bayram molası verildi. Ankara'da siyasi partiler arasında bayramlaşma töreni düzenlendi. Cephede savaşan Mehmetçi'ye selam gönderilen ziyaretlerde birlik ve beraberlik mesajları hakimdi. Efendim hoş geldiniz. Hayırlı bayramlar. Çiçeğini alalım. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin güvenliği için, ülkemizin geleceği için bir hareket olacak ve güneyimizdeki bu hain unsurları inşallah hep beraber Türk milleti olarak ortadan kaldıracağız, tarih olduğu gibi. Onun için orada görev yapan Türk askerlerine özellikle ben yürekten bayramlarını kutluyorum. Bu önemli bir sorunu kısa bir süre içerisinde başarıya kavuşturup daha bir rahat nefes alabiliriz. Ben inanıyorum ki 82 milyon vatandaşımızın en çok ihtiyacı olan şey huzur ve sevgi dilidir. Yoksulluğun, işsizliğin, birbirini ötekileştirmenin olmadığı, huzurun, barışın, sevginin ve adaletin hüküm sürdüğü nice bayramlar dileğiyle. Bu tür bayramlarımız toplumsal dayanışmayı, sevgiyi, barışı, kardeşliği, simgeler, aynı zamanda ulusal birliğimizin de güvencesidir bu tür bayramlar. O yüzden bayramlarımıza daha çok sahip çıkıp bu ülkenin toprağını seven, üstündeki kültürü seven, altını seven, üstündeki yeşili seven tüm Türk halkının bayramını kutlu olsun. Evet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kurban Bayramı'nı kutladı. Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu kutlama mesajı yayınladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkesindeki ve dünyadaki Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Putin'in Kremlin tarafından yayınlanan Kurban Bayramı kutlama mesajında geleneklerin korunmasının mutluluk verici olduğunu ifade edildi. Haç döneminin sona erdiğinin işareti olan bu İslam Bayramı insanları bir araya getirmeye, ayrıca sevgi, iyilik ve merhamet değerlerini güçlendirmeye yarıyor. Rusya'daki Müslümanların da babalarından ve dedelerinden kendilerine kalan bu kültürel ve manevi mirası el üstünde tutmaları ve genç kuşakları da bu yönde eğitmeleri mutluluk verici. Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu da Kurban Bayramı'nı kutladı. Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Çuy ve görüntülü bir mesaj paylaştı. Herkesi kaptan selamlıyorum. Şahsım ve Çin İstanbul Başkonsolosluğu olarak tüm Türkiye'nin ve Çinli Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. İyi bayramlar. Ve şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz sevgili izleyiciler. Reklamların hemen ardından bültenimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Büyük milletimiz Türk Silahlı yaşamlar. Kuvvetleri, Afrika'da sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani Gazi'nin. Şu anda bizim de hissettiğimiz. Büyük Millet Meclisi'nin yani Gazi. Şu anda bizim de hissettiğimiz. Evet, kısa bir reklam arasının ardından sevgili izleyiciler yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyor. Ve şimdi stüdyomuzda bir konuğumuz var. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Yıldırım Gençer. Stüdyo konuğumuz, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler. Siz bir yıldır özellikle TGB'de genel başkanlık yapıyorsunuz. Evet. Lider kadrolarda çokça bulundunuz ama genel başkanlık olarak da bir yıldır yürütmektesiniz. Evet. Ve TGB'nin her yıl düzenlediği kamplar var. Öncelikle biz sevgili izleyiciler bu kamplardan size bahsedelim. Sonra diğer konularımıza da geçeceğiz. Evet. Bu kamplarda neler yapıyorsunuz TGB olarak? Evet, yaz kampı ekranlarda da göreceğiz. Öncelikle buradan ulusal kanal izleyenlerinin bayramlarını kutlamak isterim. Bütün izleyenlerimizin bayramı kutlu olsun. Hı hı. Türkiye Gençlik Birliği olarak biz kurulduğumuz 2006 yılından bu yana her yıl düzenli olarak yaz kamplarımızı gerçekleştiriyoruz. Hı hı. Tabi bu yaz kamplarımıza esas olarak hem yılın yorgunluğunu, stresini atıyoruz. Aynı zamanda
esas olarak da yeni döneme hazırlanıyoruz. Çünkü her yeni dönem aynı zamanda bu kamplarımız çok geniş arkadaşlarımızla, yani geniş katılımlarla gerçekleştirdiğimiz için daha verimli, daha disiplinli, daha heyecanlı bir şekilde geçiyor. Bu sene öncelikle 8-14 Temmuz'da Türkiye Liseliler Birliği'nin Datça'da yaz kampını gerçekleştirdik. Ardından geçtiğimiz hafta Balıkesir'de, Güre'de Türkiye Gençlik Birliği'nin yaz kampını gerçekleştirdik. Kamplarımız 6 gün sürüyor. Toplamda 5 gün, 5 gece, 6 gün kamplarımız sürüyor. Bu kamplarımızda esas biz tabii zaman planına çok disiplinli olarak günün her saatini değerlendirmeye hedefleyerek, yani günde şöyle söyleyeyim 6 saat uyuyoruz. Geri kalan 18 saat bir fiil hem sporumuzu yapıyoruz hem grup çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu grup çalışmalarımıza yaratıcı oyunlar oynuyoruz. Bu yaratıcı oyunlar, örnek veriyorum, arkadaşlarımız kendi kişisel yeteneklerini ortaya çıkartacak ve o kişisel yetenekleri kolektif bir çalışmada birleştirecek iş ve faaliyetler yürütüyor. Bunun yanında atölyelerimiz oluyor. Günde atölyede 3 saat. Ne çalışmalar yapılıyor? Evet, halk oyunları çalışması yapıyor. Mesela ben de çok ilgiyle katılıyorum halk oyunları çalışmasına. Ege yöresi Zeybek oyunları öğretiyor. Hocamız, Cuma Çimen hocamız. Seramik atölyemiz oluyor. Karate atölyemiz, müzik atölyemiz, tiyatro atölyemiz, drama atölyemiz, bunun yanında bu sene yaptığımız grafik tasarım atölyemiz gibi atölye faaliyetlerinde bulunuyoruz. Tabii bu atölye faaliyetleri, isteyen arkadaşımız istediği atölye faaliyetini 5 gün boyunca katılabiliyor. Tabii bu atölye faaliyetleri en nihayetinde uzman kişiler tarafından veriliyor. Burada bir 5 gün boyunca tabii bir atölyeyi öğrenmek mümkün değil. Yani 5 gün boyunca halk oyunlarının A'dan Z'ye öğrenmek mümkün değil. Fakat bizim amaçladığımız şey esas gençlerin buradaki yeteneklerini, ilgilerini, alakalarını ortaya çıkarmak ve bunları aynı zamanda eğlenceli bir şekilde kendi yapabildiklerini göstermek. Çünkü maalesef yıl içerisinde üniversiteli ve liseli arkadaşlarımız, hatta orta öğretim okuyan arkadaşlarımız da geliyor. 8. sınıfta, 7. sınıfta katılan arkadaşlarımız da var. Eğitim hayatlarında bunlar çok noksan, eksik. Eğitim sistemi bizlere maalesef bu sosyal faaliyetleri çok fazla imkan olarak tanımıyor. Bu sosyal faaliyetler maalesef tırnak içerisinde bir grup zümrenin elinde ya da ücretleri çok yüksek miktarlarda gerçekleşebiliyor. Genellikle arkadaşlarımız hep sınav, tabiri caizse bir yarış atı gibi hayatı hazırlanıyor. Sınav, sınav, sınav. Birinci sınıftan 6 yaşından, 7 yaşından başlayarak 20 yaşına kadar, hatta üniversite 24-25 yaşına kadar, ondan sonra KPSS, onları da eklersek ömrü boyunca sınav illetiyle karşı karşıya kalıyor. Tabii sınavlar gerekli ama bunun bir dengesinin güdülmesi lazım. Bunun bir dengesinin ayarlanması lazım. Biz de kamplarda bunu yaratmaya çalışıyoruz. Örnek veriyorum, halk oyunları atölyesine giden bir arkadaşımız halk oyunlarına yeteneğinin ya da ilgisinin olduğunu keşfedip yıl içerisinde kendi şehrine döndüğü zaman bu hobisinin üzerine koyup onu profesyonel bir şekilde buluşturabiliyor. Ya da aynı şekilde karate, müzik atölyesi, tiyatro atölyesi gibi atölye faaliyetleri yürüten arkadaşlarımız da bu şansları elde ediyor. O yüzden biz bu atölyeleri 4 yıldır gerçekleştiriyoruz. Çok olumlu dönüşlerini de aldık. Bunları da devam edeceğiz. Ardından turnuvalarımız oluyor. Spor turnuvalarımız. Kamp niteliğinde yine. Tabii kamp içerisinde günde 2 saat voleybol, basketbol, tavla, satranç, deniz sporları, bununla ilgili turnuvalarımız oluyor. Burada da rekabet hem eğlenceli hem de bazen tatlı bir şekilde devam ediyor. Tabii kampın, şöyle aktarayım ben, kampın temizliğinden düzenine, nöbetine, güvenliğine, o kampın sorunsuz ilerlemesine, yemeğine kadar herkes her alanda görev alıyor. Yani bütün faaliyetler kolektif bir şekilde gerçekleşiyor. Örnek veriyorum, yemek sorumluluğumuz var, temizlik sorumluluğumuz var, güvenlik sorumluluğumuz var. Bunlar aynı zamanda başka arkadaşları da görevlendirerek herkes kampın sahibi oluyor. Aslında biz bu görüntüleri sık sık ekranlarımıza getirdik sevgili izleyiciler. Evet. Bültenlerimizde yer aldı. Evet. Peki ikinci etap ne zaman olacak? Bundan da bahseder misin? Evet, tabii 24-30 Ağustos'ta Antalya Manavgat'ta gerçekleşecek. İlk kampımıza gelemeyen birçok arkadaşımız, biz kamplarımızı çok ikiye bölüyoruz bilerek, hem daha verimli geçmesi için üniversite ayırıyoruz ama buradan da birinci kampımıza gerek zaman gerek başka bir sebeplerden gelemeyen izleyenlerimizi, dinleyenlerimizi ikinci kampımıza Antalya Manavgat'ta bekliyoruz. İletişim de verebiliriz ulusal kanalın uygunsa. Tabii, memnuniyetle. Ben bir iletişim numarası vereyim, oradan ulaşabilirler. 0534 325 75-81. Bir daha tekrarlayayım. 0534 325 75 81
numarasından gerekli bilgileri temin edebilirler. Bizler de eğer gelirlerse çok mutlu oluruz. Peki kimler katılabilir? Şimdi izleyicilerimiz bunu da merak ediyordur. Katılım şartları var mı? Nelerdir ya? Ya aslında katılım şartları yok. Şöyle söyleyeyim. Esas ağırlıklı olarak üniversiteli ve liseli arkadaşlarımız geliyor. Fakat şunlar da olabilir. Örnek veriyorum 6-7 sınıfa giden bir evladı, bir çocuğu, bir kızı vardır. Onlarla beraber kampa gelebilir. Ailesiyle beraber kampa gelebilir. Biz genelde özellikle liseli kamplarımızda böyle örnekler çok oluyor. Çok da mutlu oluyoruz. Aileler görüyor bizlerin ne yaptığını. Hem onların tecrübelerinden faydalanıyoruz, hem birikimlerinden faydalanıyoruz. Çok büyüklerimiz güzel. Gelebilir. 5 gün boyunca kalmak zorunda da değiller. Bir gün bizi ziyaret edebilirler, 2 gün ziyaret edebilirler. Beraber yemeğimizi paylaşırız, oyunlarımızı izleriz. Kolektif bir şekilde. Tabii, çok mutlu oluruz. O yüzden kamplarımızın bir yaş sınırlaması yok. Ama dediğim gibi ağırlıklı olarak bu kamplara üniversiteli ve liseli arkadaşlarımız tercih ediyor. Aslında güven duygusunu biraz da yükseltiyor bu kamplar diyebiliriz, değil tabii, mi? Tabii. Öğrencilerin kendini daha iyi hissetmesini sağlıyor ve özellikle sınav döneminde bu çok önemli. Tabii, çok doğru diyorsunuz. Kamplar çok faydalı. Yani hem özgüven veriyor arkadaşlarımıza. Örnek veriyorum, bir konu hakkında onu dinleyen 200-250 kişilik bir kitleye konuşma yapıyor. Belki bir orada bir sahne canlandırıyor. Bazen bir şiir okuyor, bazen bir hikaye anlatıyor, bazen bir kurguyu aktarıyor. Ama en nihayetinde kimse birbirinin yanlışını kollamadığı, birbirinin hatasına parmak gösterilmediği, çok yanlışında, güzel. Hatanında kolektif bir şekilde sahiplenildiği. Bizde başarı da kolektiftir, hata da kolektiftir. O yüzden o hatalarımızı da, başarılarımızı da bir ekip uyumu içerisinde paylaşarak gerçekleşiyoruz. Çünkü bu bizim yarattığımız bir şey değil bu. Yani bu Türkiye Gençlik Birliği'nin yarattığı, Türkiye Gençlik Birliği'nin bulduğu bir şey değil. Bu Türk toplumunun geleneklerinde, göreneklerinde olan paylaşmak, birlikte eğlenmek, birlikte dertlere derman olmak toplumumuzun geleneklerinde olan bir şey. Biz de bu gelenekleri Atatürkçü, vatansever, milliyetçi bir anlayışla ülkemize ve geleceğimize yorumluyoruz. Dediğimiz gibi ülkenin şunları da aktarayım. Ülkemizin siyasi durumuna dair sorunları da konuşuyoruz, tartışıyoruz. Tam o noktada size bir soru sormak istiyorum. Aslında izleyicilerimiz de bu konuyu oldukça merak ediyorlar. Hem bilgilenmeleri için anlatmanızı da çok istiyorum. Tabii. Şimdi kampınızın 3. gününde sizin bir basın açıklamanız oldu. Evet. RETÜK bazı internet yayın organlarına, Bluetooth, Netflix gibi internet yayın organlarına kısıtlama getirdi. Bu ülke genelinde bir infial yarattı ama siz bu kısıtlamayı desteklediğinizi TGB olarak bildirdiniz ve bununla ilgili bir basın açıklaması da yaptınız. Evet. Neden desteklediniz? Şimdi izleyicilerimiz bunu merak ediyor. Evet. Ana tema neydi? Evet. Bu fikrin yanındaydınız. Şimdi ben izleyicilerden şunları da rica ediyorum. İmkanı olan varsa Türkiye Gençlik Birliği'nin sitesine girip orada TGB Gen.tr'de sitesinde temel ilkeler bildirgesi var. Türkiye Gençlik Birliği 2006 yılında kurulduğunda 8 maddelik bir temel ilkeler bildirgesi yayınladı. Temel ilkeler bildirgesinin 3. maddesi şu. Kısaca özetleyeyim. Türkiye Gençlik Birliği anti-emperyalisttir. Batı yayılmacılığına, Batılı'nın kültürel saldırılarına, emperyalizmin hem silahlı hem kültürel saldırılarına karşı gençliği sağ sol demeden vatan savunmasında ve Mustafa Kemal Atatürk'te buluşturur, birleştirir. Şimdi Türkiye Gençlik Birliği her iş ve faaliyetini bu ilkeyle yapıyor. TGB anti-emperyalisttir ve Atatürkçüdür. Bugün bizler emperyalizme karşı mücadelede Türkiye büyük bir savaş veriyor. Sizler ulusal kanal ekranlarından her gün aktarıyorsunuz. İşte Fırat'ın doğusunda yeni gelişmeler var, Doğu Akdeniz'de gelişmeler var, Ege'de gelişmeler var ve Türkiye silahlı terör örgütüne karşı Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk polisi kahramanca savaş veriyor. Burada bence kimsenin gözünün arkada kalan bir şey yok. Türk devletine, Türk polisine, Türk askerine burada güven sonsuz. Fakat emperyalizme karşı savaş sadece cephede sürmüyor. Zaten cephede Mehmetçiğimiz büyük bir mücadele veriyor. Gerekirse Türkiye Gençlik Birliği'nin üyeleri cepheye de gider. Fakat Mehmetçiğimize güveniyoruz ve o savaşı başarıyla gerçekleştirdiğini biliyoruz. Fakat emperyalizm dediğimiz gibi sadece cepheden saldırmıyor. Türk gençliğini özellikle, Türk gençliğini milli kimliğinden uzaklaştırmak, Türk gençliğini bölmek, Türk gençliğini suni ayrımlarla, onun ülke sorunlarına karşı duyarlılığını azaltmak için saldırılarda bulunuyor. Ve demin saydığınız yayın kuruluşları aynı zamanda emperyalizmin ideolojik hegemonya araçları. Evet. Bugün dünyanın birçok ülkesinde yayın yapan, dünyanın ve denetimden uzak. Şimdi bir kuruluş düşünelim ki Türkiye'de milyonlarca insana yayın yapacak, binlerce insana, sayısı önemli değil onu da söyleyeyim. Binlerce insana, milyonlarca insana yayın yapacak ve devletin hiçbir denetlenmesinden tabi olmayacak ve hukukun hiçbir yerinden bunları ilişkilendirmeyecek. Bu çok hatalı bir anlayış olur. Öncelikle bu kurumların devlet eliyle denetlenmesi
en devletçi, en devrimci, en Atatürkçü tavırdır. Bakın ben bunların özgürlük kısıtlaması olarak hiç görmüyorum. Neden görmüyorum? O zaman özgürlük adı altında bunları denetimine olağan vermezsek, denetimine salık vermezsek bugün televizyon ekranlarından FETÖ propagandası yapanları da özgürlük adıyla şey yaparız. Ya da sosyal medyanın internet ortamlarından PKK propagandası yapanı, işte terörist elebaşını övenleri de biz özgürlük çatısı altında birleştiririz. Türkiye devletinin bölünmesini savunanları da biz özgürlük propagandası altında birleştiririz. O zaman Türkiye'yi bölen bir özgürlük ortaya çıkar. Şimdi aslında Türk gençliğine bölen toplumu, bir özgürlük olabilir mi? Tabii özür dilerim, evet. Lafınızı bağla kestim ama Türk toplumu olarak biz bu konularda çok hassasız aslında, evet. Sevgili izleyiciler, ama biz böyleyken bu konuda nedense tepkiler geldi. Evet. Neden sansür uygulanıyor diye büyük tepki aldı. Neden bu tepkiler? Evet. Ben bu sansürle değil, adını da doğru koymak lazım. Bu bir denetim. Yayınlandıktan sonra bir denetim uygulanıyor ve o denetimin ilkelerine göre belli başlı sahneler kesilebiliyor ya da başka yöntemlerle ayrıştırabiliyor. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Bu denetimden Türk toplumu hiçbir şey kaybetmez. Aksine kazanır. Yani şöyle örnekler vereyim. 9-10 yaşındaki iki kız çocuğunun öpüşmesini bir devlet denetlemiyorsa ben o devleti sorgularım zaten. Yani kesinlikle. Devleti sorgulamak lazım. Hatta bizim devlete şunu dememiz lazım. Ya bu zamana kadar neden bunlara müsaade ettiniz? En fazla eleştirilebilecek yer bu olur, ben söyleyeyim. Eleştirilebilecek en tutarlı yer şu olur. Ya bu zamana kadar neden bunlara müsaade ettiniz? İşte FETÖ propagandası yapan Netflix dizisi de var. Aynen. Sözde Ermeni soykırımı iddiasını ortaya atan diziler de var. Evet. Çarpık aile ilişkileri, sürekli eşcinsel propagandası yapan diziler de var. Şimdi buradan soruyorum ben. O 9-10 yaşındaki iki kız çocuğun öpüşmesini hangi ebeveyn kendi evladını onu izlemesine izin verir? Ebeveyni geçtim. Hani, tabii 14-15 yaşındaki çocukları geçtim. 13 yaşındaki, 12 yaşındaki çocuklar daha denetim, ailesi onu denetleyebilir ama bu sadece 15 yaş altı, 16 yaş altı insanların sorunları değil ki. Bizlerin sorunu değil mi? 18 yaşındaki insanların uyuşturucu özentiliği, şiddet özentiliği içerikler bizlerin bilincini etkilemiyor mu? Ben etkilediğini düşünüyorum. O yüzden bunların gayet de denetime tutulması lazım. Burada bizim odaklandığımız yer bu denetimin yapılmasının zorunluluğu. Şöyle eleştiriler de geliyor, onlara da yer vereyim ben. İşte bu denetimi Rütük mü yapacak? Rütük zamanında şunları yaptı. Bu denetimi kim yapacak? Bu çok hatalı bir tavır. Neden hatalı bir tavır? Biz denetimin olmasını mı istiyoruz, yoksa denetimin Rütük tarafından yapılmamasını mı istiyoruz? Esas mesele bu. Biz denetimin olmasını istiyoruz ve bu denetim kimin eliyle yapılacak? Elbette devlet eliyle yapılacak. Kesinlikle. Ve savaşan bir kuvvetin, yani emperyalizmin ideolojik aygıtına vuran, bunu kısıtlayan bir kuvvetin neden savaşma azmini ve iradesini kıralım biz? Neden ya sen şöyleydin, sen böyleydin, sen şunları yaptın, bunları yaptın diye savaşma azmini kıralım? Biz Rütük de savaş sırasında kendi eksiklikleri varsa onları görecek ve düzeltecek. O yüzden bu ileri adımı desteklemek en ilerici tavırdır. Bunu özgürlük kısıtlaması adı altında yorumlamak maalesef Amerikan emperyalizminin dümenine su taşımaktır. Onların Türkiye üzerindeki etki ve denetimini arttırmasına olanak sağlamaktır. Bu hiçbir yerinden ne Atatürkçüdür, ne bağımsızlıkçıdır, ne anti-emperyalisttir, ne başka özgürlük kavramına sığar. Bu emperyalizmin çizdiği sınırlar içerisinde özgürlükçülük oynamaktır. Biz bu özgürlükçülük oynamanın karşısındayız. O yüzden bu denetimin milli devletler bu denetimi yapar. Yapması da en devletçi, en Atatürkçü tavırdır. Ben inanıyorum ki hatta tarihimize bakarak da şunu söyleyebiliriz. Bugün Mustafa Kemal Atatürk olsaydı Netflix çoktan denetim altına tutulmuştu. Bakın Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet devrimi sırasında ne yaptı? İstiklal mahkemelerinde kimleri yargıladı? Türk devletine, Türk Cumhuriyetine bölmek isteyen, Türk Cumhuriyeti'nin fikirlerine karşı çıkan, değil mi? Neleri kapattı Mustafa Kemal Atatürk? Tekke ve zaviyeleri kapatmadı mı? Evet. Şeyhleri, burada hatalı fikirler, insanları zehirleyen fikirleri olanları yargılamadı mı? Sorgusuz sualsiz de yargıladığı oldu. Özgürlük demedi. Yani bölücü fikirlere, gerici fikirlere özgürlük tanımak en olanaksız ve en Atatürk karşıtı bir fikirdir. Kesinlikle. O yüzden biz bunları destekliyoruz. Özellikle zaten biz de sevgili izleyiciler, bültenlerimizde sıklıkla size iletiyoruz. Uyuşturucu ile ilgili mücadeleyi de söyleyebiliriz. Tabii. Yani yeterli derecede olması için kampanyalar düzenleniyor. Yine çocuk istismarı, cinsel tacizlerle ilgili. Tabii. Ve bu platformda bunlara oldukça yer veriliyor. Bu öncelikli konulardan biri. Evet. Arkasında Ermeni soykırımı yalanı özellikle belirtiyoruz. Tabii. Ve Fethullahçı terör örgütünü öven propagandalar yapılıyor. Evet. Bununla ilgili açıklamalar da sizin gündeminizde olduğu için bu aslında bildiriye destek verdiniz. Evet. Açıklamaların arkasında durdunuz. Evet.
Zaten kısa bir zaman önce de hatırlıyorum bir kitapla ilgili de evet. sizin evet. yine bir açıklamanız Tabii. ve protestonuz vardı TGB evet. olarak. Zümrüt Apartmanı. Evet, bu kitabın evet. yazarı ile ilgili bir evet. işlem de yapıldı hatta. Yani söylememizde bir sakınca yok diye Tabii düşünüyorum. Ben olayı da anlatayım isterseniz. Zümrüt Apartmanı kitabının bildiğiniz gibi kitabın içerisinde pedofil içerikli evet, evet. bazı cümleler, anılar, hatıralar vardı. Ve biz o kitabı hemen alıp okuduktan, yani okuduktan dedim sosyal medyada bu böyle bir farkındalık yaratıldıktan sonra biz de o zaman anladık ve hemen gittik. Bunu çıkartan yayın evinin önüne eylemimizi, protestomuzu gerçekleştirdik. Şimdi buna destek veren, buna tebrik eden, insanların yüreğine su serpen bir eylem oldu. Çokça insan tarafından da desteklendi. Fakat burada şöyle bir çelişki var. TGB bu çelişkinin doğru yerinde. Yani TGB'nin böyle bir çelişkisi yok. Biz Zümrüt Apartmanı'nda pedofil içeren kitaplara da karşıyız. Evet. Netflix'te gençliğimizi bölmek isteyen 9-10 yaşındaki çocukların cinsel münasebet içerisine giren içeriklere de karşıyız. Aslında duruş aynı. Tabii duruş aynı. Fakat TGB'yi burada eleştirenlerin duruşu aynı değil. Bunu koymak Belki lazım. Belki yeterince içeriğini bilmiyorlar. Ne anlatmak istediğinizi. Biz de, evet. anlamamış olabilirler. Evet, doğru. Biz de ekranlarımızın aracılığıyla. Evet, çok teşekkür ediyorum. Evet. Peki Kaz Dağları ile ilgili de soru sormak istiyorum evet. size. Sizin bununla da ilgili bir açıklamanız var. Evet. Neler söylemek istersiniz? Tabii Kaz Dağları'nda biz aynı zamanda yakından takip ettik ve yani sosyal medyada, internette, kamuoyunda çokça maalesef hatalı, yanlış, kirli bilgiler de vardı. Biz o yüzden biraz araştırmayı bekledik ve özellikle Maden Mühendisleri Odası'nın araştırmasını ve raporunda referans alarak bunu gerçekleştirdik. O raporu inceleyemeyen yurttaşlarımız, vatandaşlarımız varsa da TMOB'un Maden Mühendisleri Odası'nın hazırladığı rapora da bakabilirler. Orada gerekli açıklamalar var. Öncelikle birincisi biz şuna karşıyız, evet. Onu söylemek lazım. Türkiye'nin madenlerinin yeraltı ve yerüstü kaynaklarının yabancı şirket eliyle çıkartılması büyük bir hatadır ve derhal buradan geri dönülmelidir. Yabancı şirketler eliyle. Çünkü Türk devleti kendi kaynaklarını kendi kamu kurumlarıyla çıkartması lazımdır. Fakat çıkartması lazımdır diyorum. Yani Türkiye'nin ekonomik refahı için, Türkiye'nin istihdamını sağlaması için, Türkiye'nin iş olanaklarını arttırması için bunları yeterli seviyede inşa etmesi, bu olanakları yaratması mecburidir. Öncelikle onu söyleyeyim. Altın madeninin çıkartılması lazım. Fakat bu maden bir yabancı şirket eliyle değil, devlet eliyle çıkartılması lazım. Devlet eliyle çıkartıldıktan sonra iş istihdamı yaratılması lazım. Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlaması lazım gibi seçenekler devreye giriyor. Tabii yanlış bilgiler de var. Mesele atıyorum kamuoyun hassasiyetinden de yararlanılarak Kazdağ diye Utku adlandırıldı. Reyhan'ın da açıklamaları Tabii. var bununla ilgili. Evet, evet. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan'ın da açıklayıcı bilgilendirme metinleri var. Kaz Dağı değil, Kiraz Dağı mevkinde. Yani Kaz Dağı'nın 40 kilometre bir mevkide olduğu gözüküyor ve şu çok önemli bir mesele bence. Yine aslında Netflix yani birinci meseleyle birleşiyor. Bugün bu dernek, Kaz Dağı kültürel o mücadeleyi veren dernek Avrupa Birliği'nin fonları tarafından destekleniyor. En önemli konu bu. Biz Tabii, de bunu en önemli meselesi yer verdik. Bu fonlar tarafından destekleniyor. Neden Avrupa Birliği bu kurulumu destekliyor? Bu sorun değil mi? Avrupa Birliği bugün Türkiye Gençlik Birliği'ni desteklese ben kendimden şüphe duyarım. Ki desteklemez de zaten. Çünkü bizim TGB'nin yine diyorum duruşu belli, anti-emperyalist bakışı belli, tavrı belli. Fakat neden bu kurumları Avrupa Birliği destekliyor ve neden Türkiye'yi böyle bir noktadan Türkiye'nin üretimine karşı, Türkiye'nin ekonomisinin canlanmasına karşı böyle bir savaş başlatıyor. Bu bir soru işaretidir. O yüzden bu meseleye bence hem bu eksenden yaklaşmak lazım hem de Türk devletinin kendi madenlerini işletmesi noktasından yaklaşmak lazım. Biz böyle bir açıklama yaptık. Çok güzel. Peki son olarak neler evet. eklemek istersiniz? Sizin de bizim ekranlarımız aracılığıyla evet. eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Tabii. Ben şöyle özetleyeyim son olarak. Türkiye Gençlik Birliği 13 yıldır bu yana Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri etrafında Türk gençliğini sağ sol demeden vatan savunmasında birleştiren ve bu noktadan sonra da emperyalizme karşı mücadelesini her alanda sürdürecek, her alanda sürdürecek bir gençlik teşkilatı. Bütün vatansever, milliyetçi, devrimci gençleri bu teşkilata bekliyoruz. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere verdiği görev bu. Tek başımıza bu mücadeleyi başaramayız. Mustafa Kemal Atatürk de tek başına bu mücadeleyi gerçekleştirmedi. Her zaman bir teşkilatı vardı. Biz de Atatürkçü bir teşkilat olarak bütün gençlere buradan sesleniyoruz. Üniversiteli, liseli büyüklerimize sesleniyoruz. Bu teşkilata, bu ocağa destek vermelerinin gerektiğini onlardan söylüyoruz. Ve
bunun ilk ayağının da belki yaz kampları olduğunu vurguluyor. İkinci ayağı var yakın zamanda. Evet, 24-30 tarihinde. Bunu da belirtelim. Antalya i̇steyen Manavgat'taki, başvursun. Tabii isteyen başvurabilir. Sosyal medya hesaplarında bizlere ulaşabilirler. Daha hatırlatabiliriz tabii numarayı. Da verdim. Nereden başvurmak istiyorlarsa. 0534-325-75-81 numarasından bizlere ulaşabilirler. Peki çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Katıldınız. Çok sevindik geldiğiniz için. Bir daha bekliyoruz yakın bir zamanda. İkinci kampınız da bitsin. Ondan sonra yine sizi yayınımıza alalım. Konuları yine iyiden iyiye değerlendirelim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da liderlerle bayramlaştı. İran, Katar, Azerbaycan gibi ülkelerin liderleriyle telefonla görüşen Erdoğan, liderlerin kurban bayramlarını kutladı. Müslüman ülke liderleriyle görüştü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mevkidaşlarıyla bayramlaştı. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Pakistan Başbakanı İmran Han, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmet Cabir El Sabah'la telefonda görüştü. Görüşmede liderler karşılıklı bayram mesajları verdi. Evet sevgili izleyiciler, Suriye ordusu İdlib'deki teröristlere yönelik harekatına bayramda da devam ediyor. Hama'da bir belde ve tepenin kontrolü Suriye ordusuna geçti. Rusya'da teröristlerin İdlib'in güneyine yığınak yaptığını açıkladı. Suriye ordusu İdlib operasyonlarına ara vermeden devam ediyor. Hama'nın kuzeyinde teröristlerle Esad güçleri arasındaki çatışma devam ederken, güneyinde Hama sınırındaki Habit beldesi ve Sukayek tepesi terör gruplarından temizlendi. Suriye ordusu geçen hafta başlattığı kara harekatıyla Tel Meleh, Erbayn, Cübbeyn, Sar köyü ve tepesiyle Cisat köyünü kontrol altına almıştı. Böylece Esad hükümeti Han Şeyhun ilçesine doğudan 11, batıdan 9 kilometre kadar yaklaşmış oldu. Esad güçlerinin Habit beldesini ele geçirmesiyle Hama kuzeyinde uzun süredir teröristlerin elinde bulunan Kefer Zita ve Latamine ilçelerinin kuşatma altına alınma olasılığı da güçlendi. Anadolu Ajansı, Habit'in Suriye ordusunun kontrolüne geçmesini, bölgedeki çatışmaların seyri değiştiği ifadeleriyle duyurdu. Bu arada Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi yöneticisi Alexey Bakin de bir açıklama yaptı. Teröristlerin İdlib'in güneyine takviye güç göndermeye devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Alexey Bakin, İdlib'teki gerilimi azaltma bölgesinin güneyine yaklaşık 470 terörist ve teçhizat gönderildiğini açıkladı. İran ve Katar'dan Basra Körfezi için işbirliği mesajı geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika'yı uyardı, tutumunuzu düzeltin dedi. Katar Emiri Assani de bölgenin güvenliğinin Körfez'e kıyısı olan ülkeler tarafından sağlanabileceğini vurguladı. Tahran, Washington yönetimini uyardı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika'nın Basra Körfezi'ndeki tutumunu değiştirmesini istedi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin gündemi Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gelişmeler oldu. Ruhani, bölgedeki gerginliğin düşürülmesini istedi. Amerika başta olmak üzere bölge dışındaki ülkelerin hamlelerinin durumu daha karmaşık ve tehlikeli hale getireceğini belirtti. Amerikalıların izledikleri yolun yanlış olduğunu anlamalarını umuyorum. Bu politikaların kazananı olmayacaktır ve tutumlarını düzeltmeleri gerekiyor. Katar Emiri de Ruhani'ye destek verdi. İran'la işbirliğinden yanayız dedi. Al-Sani, bölgenin güvenliğinin Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkeler tarafından sağlanmasından yana olduklarını söyledi. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif de resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. Fanatik Yahudilerin bayram namazı kılınan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendi. Baskını engellemeye çalışan Filistinlilere İsrail polisi sert müdahale etti. İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da bayram namazı kılındı. Dakikalar sonra bir grup fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemek istedi.
Harem-i Şerif'in batı yakasındaki El Maribe kapısında toplanan yüzlerce Filistinli, İsrail polisinden fanatik Yahudilere kapıyı açmamasını istedi. Fanatik grup kapıyı zorlayınca İsrail polisi Mescid-i Aksa'yı boşaltmak istedi, Filistinliler direndi. Polis, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etti. Çok sayıda Filistinli yaralandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Filistin halkının topraklarından çıkmayacağını söyledi. Ramallah kentinde kıldığı bayram namazının ardından gazetecilere açıklama yaptı Abbas. Biz buradayız. Sabırla, direnişle topraklarımızdayız. Kimsenin bizi buradan çıkarmasına, yerimize başkalarının gelmesine ve haklarımızı almasına izin vermeyeceğiz. Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulana kadar burada olacağız. İsrail'i uyaran Abbas, Amerika'nın 100 yılın anlaşması projesine izin vermeyeceğini yeniledi. Murabituna fi ardina. Karabük'te sevgili izleyiciler, Karabük'te çıkan yangın korkuttu. Karabük Safranbolu'da kurban kesimi yapılan alanda yangın çıktı. Saman balyaları alev alev yandı. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Saman yığını alev aldı. Çevredekiler korku dolu anlar yaşadı. Bu defa yangın Karabük Safranbolu'da bulunan kurban kesim alanında çıktı. Yazı köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çiftlikte bulunan onlarca kişi itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından güvenli bölgeye alındı. Panik yaşatan yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Çiftlikte soğutma çalışması yapıldı. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı. Ve kurbanlıklarını kesmek isterken yaralanan vatandaşlar hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdu. Bayramın ilk gününde hastaneler acibi kasaplarla doldu. Kurban sıkıştırdı. Geçmiş olsun. Sağ ol, kurbanı keserken sıkıştırdı. Kurban Bayramı sabahında yaşanan tablo hiç değişmiyor. Hastanelerin acil servisi acemi kasaplarla dolup taşıyor. Acemiler kurban keserken yaralanıp hastanelik oluyor. Bu hayvanı kesmek çok zor. Herkes kendine dikkat etsin. Hatta bazıları yaralanmakla da kalmıyor. Bir de üstüne bir yerlerini kırıyor. Geçmiş olsun. Sağ ol canım. Nasıl yaptın amcam ya? Sıkıştı. Vallahi. Kesik yok, kesik yok. Haşat olduk bak, kesilmedik, bir tarafımız kalmadı, görüyorsun. Abi nasıl yaptın? Abi kestik, büyük başları temizlerken kendimizi temizledik. Sadece kurban kesenler değil, kesime yardım edenler de kaçamıyor kurbanın gazabından. Kurbanımızı keserken bıçak kaçırdık kardeşim. Aynen. Yok yok, çok bir şey yok yani. Abi valla iliği bağlarken bir anda oldu zaten. Arka ana tekme geldi. Onda yani. Yani bir şey, mı geldi, aynen burnuma geldi. Bayramın daha ilk gününden onlarca kişi hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdu. Nasıl oldu annem? Satır kaydı, elimden kesildi. Eyvah, büyük baş mıydı? Küçük baştı. Küçük baştı, keserken yüzerken satır kayı vardı, kesildi. Eyvah. Tamam bakalım, hadi. Hadi sağ ol. Kurban pazarlarındaki hareketlilik devam ediyor. Antalya'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kentteki hayvan pazarı ve kurban kesim yerlerinde yoğunluk yaşandı. Pazardan satın aldıkları kurbanlık hayvanları yolun karşısına park ettikleri araçlarına götürmek için üst geçidi kullanmak isteyenler zorlandı. Araba işte, bir araba geçirmeyi vardı, atıp gideceğiz. Vatandaşların ve kurbanlıkların o zor anları kameralara da yansıdı. Geyik yavrusu. Öyle taşıyorsunuz, böyle daha rahat oluyor. Ve bültenlerimizde görmek istemediğimiz haberlerle devam ediyoruz. Alınan önlemlere ve yapılan uyarılara rağmen yurt genelinde çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Arife gününden bu yana 26 kaza meydana geldi. Kazalarda 9 kişi hayatını kaybetti, 112 kişi de yaralandı. 5 günlük bayram tatili için milyonlarca kişi cuma gününde yola çıktı.
Mesai bitiminin ardından tatil yörelerine ve memleketlerine gitmek isteyenlerin oluşturduğu trafik günün ilk ışıklarına kadar sürdü. Bazı noktalarda trafik durdu. Tüm yollarda olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Ancak uyarılara rağmen çok sayıda kaza yaşandı. Cuma günü 14 kaza meydana geldi. 3 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı. Arife gününde de tablo değişmedi. Arife günü saat 17'den bayramın ilk günü saat 17'ye kadar, yani 24 saat içinde toplam 26 kaza kaydedildi. 112 kişinin yaralandığı kazalarda 9 kişi yaşamını yitirdi. Kazaya karışan araçlar kullanılamaz hale geldi. Ve şimdi de Rize'ye gidiyoruz. Hiç yakalanmayacak gibi kaçtılar. Rize'de kaçan kurbanlık boğalar, belediye ekipleri ve sahiplerine zor anlar yaşattı. Yaklaşık 3 saatlik kovalama mücadelesi sonucu boğalar yakalandı. Boğalar kaçtı, onlar kovaladı. Rize'de kaçan kurbanlık boğalar sahiplerine zor anlar yaşattı. Görülmemiş bir bak ya. Abi aldığınızda böyle miydin onları? Yok ya, sakin ya, ne kadar akıllı ya. Bir iş, ha bakışlara baksana insanın, bakışlara zaten adam korkutuyor ya. Kurbanlığı yakalayamayan vatandaşlar Rize Belediyesi kurban ekibinden yardım istedi. Ekipleri gören boğa ise daha hızlı koşmaya başladı. Yakalama mücadelesi tam 3 saat sonra sonuç verdi. Kurbanlık yakalama ekibinde görev yapan Murat Satır, 3 saatlik sürede 15 hayvana müdahale ettiklerini söyledi. Daha 10 tane daha şikayet var, yetişmeye çalışıyoruz abi. Rize Belediyesi olarak. Biraz zorladı biz abi, bayağı sıkıntı yaşadık. Arkadaş... Gazeteciler. Evet abi, gazeteci arkadaşlar da biraz perişan oldu. Evet, şimdi de farklı bir bayramlaşmaya götürüyoruz sizleri. Eski bayramlara özlediler. Özlemlerini hatırlatmak için farklı bir yol seçtiler. Muğla'nın Fethiye ilçesinde dalgıçlar su altında bayramlaştı. Dalgıçlar ellerini öpen gence para ve hediye verdi. Denizin dibinde bayramlaştılar. Harçlık verip el öptürdüler. Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dalgıçlar suyun altında renkli görüntüler oluşturdu. 7 dalgıç, Dalyan Koyu açıklarında Kurban Bayramı kapsamında 5 metreye dalış yaptı. Sıraya geçen dalgıçlar ellerini öpen gence bayram hediyesi olarak deniz gözlüğü ve bir miktar para verdi. Dini bayramlarda, resmi bayramlarda hem dalış sözünü tanıtmak için hem de halkımızın bayramını kutlamak için bu tarz etkinlikler yapıyoruz. Mutlu bayramlar yazılı bir pankart açan dalgıçlar etkinliği farkındalık yaratmak için düzenledi. Çocuklar büyüklerimizin elini öperdi ama yavaş yavaş onlar şeyden kalkıyor. Hem bunu farkındalık kazandırmak için su altında böyle bir etkinlik yaptık. Ve Halikarnas balıkçısı Bodrum'a dönüyor. Bodrum'un simgeleri arasında yer alan Halikarnas balıkçısı Bodrum'la buluşuyor efendim. Yazan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın Bodrum'a sürgün edilerek Halikarnas balıkçısına dönüşmesini konu edinen Mavi Sürgün isimli gösteri Bodrum Antik Tiyatro'da 21 Ağustos Çarşamba akşamı gerçekleşecek. Halikarnas balıkçısı Bodrum'la buluşacak. Piyanist ve besteci Sabri Tulu Tırpan'ın yazılarıyla gençlik yıllarından beri kendisine eşlik eden Halikarnas balıkçısının aynı adlı kitabından ilham alan Mavi Sürgün isimli eseri Bodrum Antik Tiyatro'da sergilenecek. Güzel dünyanın kumlarını, deniz çakıllarını, yosunlarını sanki inci pırlantaymışlar gibi yüzüme gözüme sürdüm. Üstüme başıma... Mavi Sürgün'le sanatseverlere müzik, edebiyat, dans ve ebru sanatını bir arada sunacak. Klasik ve güncel müzik öğeleri rock tınılarıyla harmanlanacak. Yetkin dikicilerin anlatıcı olduğu gösterimde Feryal Özel solistik, Seyit Sercan Çelik modern sema gösterisi yapacak. Ebru sanatçısı Garip Ay'ın interaktif video gösterisiyle piyanoda Sabri Tulu Tırpan, yaylı sazlarda Boğaziçi Kuartet, Elektro Kanun'da Mustafa Olgan, bas gitarda Eylem Pelit, perküsyonda Emre Günay ve davulda Volkan Ökten'le Mavi Sürgün hayat bulacak. Meçhul diyarın ve tılsımlı adanın ta kendisi olur. Yaklaştığım yer, yaştığım bir büyük, intikam özgeli, ömrüm.
Yazar Cevat Şakir Kabağaçlı'nın Bodrum'a sürgün edilerek Halikarnas balıkçısına dönüşmesini konu edinen Mavi Sürgün isimli gösteri Bodrum Antik Tiyatro'da 21 Ağustos Çarşamba akşamı sergilenecek. Ve gündemde öne çıkan gelişmelerimizin sonuna geldik. Sevgili izleyiciler, iyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle şimdilik hoşça kalın.